Evet, içli köftemiz için 2 su bardağı kadar hemen köfteli bulgurumuz olacak. 1 su bardağı kadar irmik kullanacağız. 1 adet yumurtamız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar biber salçamız, 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası kullandık. 3 su bardağı kadar ılık suyumuz, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz, doktor saz sıvı tuzumuzu kullanıyoruz. İçi içinse neler kullanacağız? 300 gram kadar dana kıymamız, 3 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanozumuz, 2 tatlı kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar doktor saz sıvı tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz ve kekik kullanıyoruz. 1 çay bardağı kadar ceviz içimiz, 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı kullanacağız. Kızartmak için de yeteri kadar zeytinyağımızı kullanacağız. Önce geniş bir kabımızın içine bulgurumuzu boşaltalım. Onu boşalttıktan sonra tekrardan üzerine 1 su bardağı kadar irmiğimizi boşaltıyoruz. Ondan sonra salçamızı, karabiberimizi, doktor saz sıvı tuzumuzu ilave ettik. 3 su bardağı kadar sıcak suyumuzu, ılık suyumuzu üzerine ilave ettik. Kapağını kapatıyoruz. 1 saat boyunca bir dinlendiriyoruz. Onu dinlendirdikten sonra tekrardan yumurtamızı, unumuzu içine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra harcımız hazırlanıyor. Bu kenarda bekliyor. Ondan sonra bir tane tenceremizin içine yağımızı döküyoruz. Soğanımızı ince ince doğrayıp içine ilave ediyoruz. Soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra tekrardan içine kıymamızı, baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Az bir salçamızı ilave ediyoruz. 1 su bardağına yakın cevizimizi içine ilave ediyoruz ve onu da harcımızı hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra biraz da maydanozumuzu içine ilave ediyoruz. Ondan sonra hemen güzelce bir şekilde bezeleri ayarlıyoruz. Bezelerimizi içine açıyoruz. İçini dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Kapattıktan sonra tenceremizin içine göndereceğiz. Tenceremizi yavaş yavaş kızartacağız ve kızarttıktan sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak.